Kusura bakmayın rahatsız ettiğim için ama içim rahat etmeyecekti gelmeseydim. Estağfurullah kızım. Sağ ol geldiğin için. Hoşça kalın. Güle güle yavrum. Ara sıra yine uğra, olur mu? Hı, uğrarım. Güle güle kızım. Osman Bey. Şimdi sırası değil biliyorum ama hani çocuk buralara kadar gelmiş. Sen babasısın, büyüğüsün. Hem Handan da kabullenmiş aralarındaki. Ya benim canım burnumda. Bir de onunla uğraşamam. Ne yapıyorlar? Biraz yalnız konuşalım mı baba? Ne oluyor? Yaralanan işçinin sigortası olmadığı için yüklü bir tazminat ödeyeceğiz gibi görünüyor. Adam ölürse yandık. Ne sorumsuzluk. Sigortayı nasıl imal ederler? Ben bugüne kadar bir tek işçiyi bile sigortasız çalıştırmadım. Sorumlusunu işten attım zaten. Tazminattan kurtulmanın bir yolu var mı? Avukatla görüşeceğim. Mutlaka bir yolu olmalı. Bu işi sessiz sedasız halletmemiz lazım Ferman'la. Eğer basın sigortasız işi çalıştırdığınız duyarsa akbaba gibi üstümüze saldırır. Adam ölürse yandık. Ne oldu? Kötü bir haber mi var? Değil mi? Sigorta araştırıyormuş. Akşama haber vereceklermiş. İyi. Yıldız, ben çıkıyorum. Önce Uri Portal şirkete geçeceğim. Yıldız, hadi kızım sen de git. Perişan oldun zaten. Hem burada yapacak da bir şey yok. Nazire aradı, birazdan gelecekmiş. Hadi canım. Tamam. Avukatı giderken ben de geleyim abi. Yo, ben hallederim, merak etme. Evet, gerek yok. Ferman halleder. Hoşçakal. Tamam Ferman. Sen belgeyi hastaneye yolla. Karısı imzalarsa haklarından feragat etmiş oluyor. Tamam. Ölürse? Tamam, peki. Biz Cüneyt'le hastaneye gidiyoruz, görmeye. Ha. Tembih et, belgeyi mutlaka bana teslim etsinler. Sigorta meselesinden Cüneyt'in haberi olmadı. Şu işçilerle konuşayım bir. Belki şu benim şeyler görür olmuştur. İyi, git konuş bakalım. Sen nereye? Hastaneye geliyorum. Adamcağızın karısına destek olurum belki. Buralarda duramam da öyle. İyi günler hemşire hanım. Polatlı Devlet Hastanesi'nden gelen Mahmut Emir Mahmutoğlu'nu arıyoruz ama. Şu an yoğun bakımda göremezsiniz. Peki yakınlarından kimse var mı? Eşi şurada. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun beyim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ben
Eşinizin patronu Osman Kozan. Kocanızın durumu nasıl? Ben doktor kimmiş bakayım. Olursa ben ne yaparım? Nasıl bakarım ben çocuğa? Çok çaresizim. İnşallah bir şey olmayacak. Doktor, bu hasta iyileşecek. Yaşatacaksınız onu. Elimizden geleni yapıyoruz efendim. Elinizden gelenin fazlasını istiyorum. Başhekim nerede? Onunla görüşeceğim. Buyurun. Ben bilmem ki onsuz nasıl yaşanır. Olmazsa ben doğmam artık. Öyle deme. Çocukların var. Güçlü olmak zorundasın. Çok istiyordu bu işi. Zaten uzun zamandır da çalışmıyordu. O kadar mutluyduk ki. Sevincimiz gurusamızda kaldı. Merak etme. Biz yanınızdayız. Mahmut iyileşinceye kadar biz bakacağız size. Sağ olun. Estağfurullah. Tamam. Annem nereye gitti? Gelecek şimdi. Babamın yanına mı gitti? Babam da gelecek mi? Tabii ki gelecek. Adın ne senin? Melek. Melek mi? Sağ olun. Zahmet oldu size. Seher Hanım. Buyurun beyim. Bu belgeyi imzalamanız gerekiyor. Sizin iyiliğinize. Kocanızın haklarını koruyan bir belge sadece. Benim aklım ermez. Önce bir tane daha sorayım, olmaz mı? Olur. Ama çok oyalama. Biz sizin iyiliğiniz için çalışıyoruz. Tamam Nazire, sen çık. Ne işin varsa hallet. Anahtarınız var değil mi? Kapıda kalmayız orada ha. Tamam tamam, var anahtarı, merak etme. Hadi iyi günler. Acıkmışsınızdır. Yiyecek bir şeyler aldık size. Sağ olun, Allah razı olsun. Afiyet olsun. Eylül, iyi misin? İyiyim, lavabodaydım. Ben şirkete geçiyorum. Geliyor musun? Eylül'le annemi eve bırakayım. Oradan şirkete gelirim. Tamam. Seher Hanım, biz gidiyoruz. Bu benim telefon numaram. İstediğin zaman arayabilirsin. Eksik olmayın. Allah sizden razı olsun. Estağfurullah. Ne demek? Hoşça kal tatlı melek. Hoşça kal. Beğendin mi? Hı hı. Al senin olsun. Teşekkür ederim. Ama bu bana büyük.
O zaman sen de büyüyüp güzel bir kız oluncaya kadar cebinde sakla, tamam mı? Büyüyünce takarsın. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol.